Anne sütü bebeğin ilk 6 ay boyunca tüm gereksinimleri olan su, protein, karbonhidrat, mineral ve yağları tek başına karşılayabilen muhteşem bir besindir. Zengin içeriği sayesinde bebeğin büyümesini, gelişmesini ve enfeksiyon hastalıklarından alerjiye, kalp ve damar hastalıklarından kansere kadar pek çok sağlık probleminden korunmasını sağlıyor. Üstelik bebeğin zeki, mutlu ve özgüvenli bir birey olabilmesinde de önemli işlevler üstleniyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı, anne sütünün doğum sonrasındaki ilk yarım saat içinde bebeğe verilmesini, ilk 6 ay tek başına, 2 yaşına kadar da ek besinle birlikte devam edilmesini öneriyor. Ancak anne sütü ve emzirme ile ilgili toplumda doğru sanılan bazı hatalı bilgiler annelerin gereksiz yere endişeye kapılmalarına neden olabiliyor. Acıbadem Doktor Şinasi Can Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Pınar Atılkan, anne sütü hakkında toplumda doğru sanılan 10 yanlışı anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. Bebeğim ağlıyor. Demek ki sütüm yetersiz. Yanlış. Doğrusu, yaygın inanışın aksine her anneden bebeğine yetecek kadar süt oluyor. Bebeğin ağlaması bir taleptir. Bebek anne sütüne ihtiyaç duyduğu sıklığı ağlayarak anlatır. Her ağladığında emzirirseniz bebeğin büyümesi ve gelişmesi için yeterli süt üretimi sağlayabilirsiniz. Bebekler farklı nedenlerden de ağlayabilirler. Bu gayet normaldir. Ağlamak bebeklerde iletişim yoludur. Dolayısıyla temel bakımlarını karşılayıp emzirmeniz yeterli gelecektir. Bebeğinize yapılacak olan aralıklı tartı kontrolleri ve doktor muayeneleri anne sütünüzün yeterli olup olmadığını belirlerler. Yapılan kontrollerde bebeğiniz yeterli kiloda ve sağlıklıysa endişelenmenize gerek yoktur. Sütüm sulu ve açık renk olduğu için kalitesiz. Yanlış. Doğrusu, bebek doğduktan hemen sonra kolostrum adı verilen ağız sütü geliyor. Koyu sarı ve yoğun bir süt olan kolostrum içeriğinden dolayı bu görünümde oluyor. Bebeğin bağışıklık sistemini destekleyen kolostrum yaklaşık bir hafta içinde daha berrak ve açık renkli süte dönüşüyor. Dolayısıyla sütün sulu olması protein, mineral ve besin içeriği yönünden yetersiz olduğu anlamına gelmiyor. Ek besine geçtiğimde bebeğim anne sütüne ihtiyaç duymaz. Yanlış. Doğrusu, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı ilk 6 ay bebeğin sadece anne sütüyle beslenmesini öneriyor. Anne sütü yeterli gelmezse doktor önerisiyle ek katı besinlere aşamalı olarak başlanabilir. Ancak bu oran %30'u geçmemesi gerekiyor. Temel besinin 8. aya kadar %70 ila 80 oranında anne sütü olması gerekiyor. Bebek büyüdükçe anne sütünün miktarı da değişiyor. Örneğin 9 ila 12 aydan sonra besinlerin yarısı anne sütünden, yarısı da ek besinden sağlanmalı. Tamamlayıcı beslenmeye 2 yaşına kadar anne sütüyle beraber devam edilmelidir. Göğsüm çok küçük. Bu nedenle sütüm az olabilir. Yanlış. Doğrusu, Doktor Pınar Atılgan, sütün miktarıyla kalitesinin anne memesinin boyutundan bağımsız bir durum olduğunu vurgulayarak her annenin sütü bebeğine yeterli geliyor. Dolayısıyla annelerin endişelenmelerine gerek yok diyor. Bebeğimi biberonla beslemek yeterli gelecektir. Yanlış. Doğrusu, bazı bebekler hem biberon hem de anne memesiyle beslenebiliyorlar. Ancak bebeğin mümkünse İlk 4 ila 6 hafta zorunlu haller dışında biberonla beslenmemesi gerekiyor. Beslenmek için biberon zorunlu olsa bile anne bebeğini yine emzirmelidir. Zira yaşamsal faydaların yanı sıra anne sütü çok daha kolay sindirildiği için bebek daha sık besleniyor. İkiz bebeklere anne sütü yetmez. Yanlış. Doğrusu, anne sütü ikiz bebeklere de rahatlıkla yetecek miktarda oluyor. Hatta anneler ikiz bebeklerini eş zamanlı bile besleyebiliyorlar. Bunun için çeşitli emzirme pozisyonları öneriliyor. Hasta olduğumda emzirmemeliyim. Yanlış. Doğrusu, Doktor Pınar Atılgan, emzirmeyi ertelemek veya tamamen kesmek gereken sadece kanser ve epilepsi gibi birkaç nadir hastalık olduğunu belirterek şöyle devam ediyor. Ayrıca bazı kanser ve epilepsi ilaçları, tedavi amaçlı radyoaktif ışın alınması, tüberküloz ve meme başı herpesinde emzirme önerilmiyor. Annenin zorunlu kullanması gereken ve anne sütüne yüksek oranda geçebilen ilaçlar varsa bunlar da mutlaka doktora danışılarak kullanılmalıdır. Sütümü artırmak için vitamin almalıyım. Yanlış, doğrusu. Yine yaygın inanışın aksine yeterli ve dengeli beslenildiği takdirde anne sütünü artırmak için vitamin takviyesine gerek olmuyor. Sütü artıracak olan 3 kural vardır. Sağlıklı ve dengeli beslenmek, sık emzirmek ve bolca suyla sıvı içmek. Tahıl ekmek gece uykusuna yardımcı oluyor. Yanlış, doğrusu. Anne adaylarında anne sütüne ve formül sütlere tahıl eklendiğinde bebeğin daha iyi kilo alacağına dair yanlış bir inanış var. İlk 6 ay anne sütüne veya zorunlu hallerde verilen formül süte kesinlikle tahıl eklenmemelidir. Bunun nedeni ise tahıl eklenmesinin sindirim sistemi üzerine olumsuz etkileridir. Dolayısıyla bebek her uyandığında emzirmek gerekiyor. Bebeğin uyku atıştırmalığı olan memeden gelen süt, ayrıca anne ve bebek arasındaki bağı da güçlendiriyor. Formül mama versem bebeğim daha iyi uyur ve daha çok kilo alır. Yanlış. Doğrusu, formül mamanın sindirimi daha uzun ve zordur. Dolayısıyla beslenme aralıkları çok daha uzun olacaktır. Anne sütünün sindirimi ise çok daha kolaydır. Bu nedenle anne sütüyle beslenen bebekler daha huzurlu uyurlar ve daha çok kilo alırlar. Ayrıca anne ile bağ kurdukları için kendilerini güvende hissederler.